Ben güzel ülkem Türkiye'nin gerçekleriyle, çalı kuşu misali hayallerle uçup öğretmenlik yapmak umutlarıyla gittiğim Sivas ili Hafik ilçesi Adem Yavuz Yatılı Bölge Okulu'nda karşılaştım. O gün bugündür giderek artan biçimde çözümsüzlükler zincirleriyle karşılaştıkça tepkim, mücadelem artmakla birlikte şaşkınlığım hiç gitmiyor. Çünkü değişemeyen siyasi anlayışın yarattığı zor ve çetin yaşam koşullarına yaratıcı ve yılmaz mücadeleci Türk halkının adapte olmak için yarattığı mucizelere tanık olup da her defasında şaşırmamak elde değil. Bu arada Topçam köylüleri yabancı marka yani nazende yani çağdaş koşullara göre yapılmış traktörleri doğal olarak kullanamıyorlar. Çünkü Türk çiftçisinin koşullarına göre traktörleri yine yerli markalar üretebiliyorlar. Tekir Yaylası'ndan hali uzaklaştık ve hala dikilmiş fidanlarımızı görüyoruz. Bu bölgedeki fidanlarımız daha yeni dikilmiş. Ama bakıyoruz ki yani dağ, taş, toprak sürülmüş ve bu ağaçlar, bu fidanlar dikilmiş. Şu önünde durduğumuz su da tabii ki ağaçlarımızın sulanması gerekiyor. Bu su ihtiyacı nedeniyle yer altından su arayışlarına girilmiş ve burada iki tarafta su bulunmuş. Muhtarımız, bu çalışmalar uzun soluklu çalışmalar, emek isteyen çalışmalar, para isteyen çalışmalar. Ne kadar bir şey harcandı bu suların bulunması için? Bu suları biz zor şartlarda kazdırdık. Paramız olmadığı halde keşf özetlerini yaptırdık. Paralarımız çıkmadı ve kendi cebimizden ödedik ve hala sıkıntısını çekiyoruz. En azından vişnelik içi 97 saat ederi gazladım. Cazip bir fiyatla. 75 milyon TL, 75 milyon liraya gazladım saatine. Büyük sıkıntılarımızı yaşadık. Ne yaptırıyorsunuz bunu? Bu kazma işlemi, jeoteknik hizmet alıyorsunuz herhalde, evet. Değil mi? Teknik hizmete İlhan Doğan Denizli den Ege Harfiyet de bir arkadaşımız, bizim devamlı tanıdığımız içi. Ucuz tarifeli 75 milyon lira yaptık. Piyasada 110-120 milyon liraya çalışmaktadır yani kendi. Ne kadar sürdü suyu bulma? Kaç günde buldunuz? Biz çok bir yerde su gazdırdık. 17 tane göz gazdırdık. En azından 10 gün. Bu da 10 gün minibüsümüzle, ciplerimizle, arabalarımızdan çıktık. Bu zorlukları katlandık. Katlandığımız zorlukların karşılığını emeğimizi alırız inşallah. Peki bu tabii ki arazinin üzerinde çok fazla 23 bin tane fidanınız var. Bu su gibi kaç yerde ayrı su kazdınız? Bu su gibi ayrı 16 tane suyumuz daha var daha. Yani girip görmek isterseniz gider görürüz. Yani biz bu ağaçları sulamak için 17 tane toplam su yani göz kazdık. Kaç metrekare alanda biliyor musunuz? Yani şu ağaçlandırma ne kadar metrekare olarak ne kadar? 740 dönüm ağaçlandırmış olan yerimiz var şu anda. 6 metre arayla dikildi. Teknik arkadaşların sayesinde metrelendirdik. Ölçümleri yaptık. Bu şekilde dikim yaptık. Evet, bayağı geniş bir araziye. Şu anda biz bayağı uzaktayız. İlk yayla olan Tekir Yaylası keşkek yaptığımız, evet, yerden çok uzaktayız. Traktörle yolumuza devam ediyoruz ve yol da çok kötü tabii ki. Ama daha taş dememişsiniz, her yere fidan dikmişsiniz. Ben tebrik ediyorum gerçekten. Ben de sizleri böyle buralarda gördüğümüz için ITV ailesine tebrik ediyorum. Minnettarım yani. Biz de en az köylülerimiz kadar kaçmıyoruz işten, değil mi? Sizinle tırmandık böyle buralara. Tırmandığınız için memnun kaldık ve de saygı duyduk yani. Ve biz sizleri amacıyla belli bir hizmetlere devletimizden bekliyoruz. Yollarımız göz önünde. Çekimler yapıldı herhalde. Yani Orman İdare Müdürlüğü'nden de bir dozer gibi bir şeyler istiyoruz. Ve daha da 500 dönüm kadar yerimiz var dikilecek. Bunlar da dikmeye çalışacağız artık. Fakirliği aşmak istiyoruz yani. Evet,
Kendi çabamızla, emeğimizle aşmak istiyoruz ama devletin de bize destek olması gerektiği yerde destek olmasını bekliyoruz. Biz dağı taşı fidanlarla donatıyoruz ama bu zorlukları, imkansızlıkları zorlarken biraz da destek diyorsunuz mutlaka. Evet, bir de ben şunu diyorum ki elimizi fırsat değerlendirmişken milletvekillerimiz de ve Aydın valimiz de bu Tekeri ailesini görmesini istiyoruz yani. Davet edin, öyle bir tandır mı? Tandır da yapıyor musunuz galiba? Evet, tandır yapıyoruz. Valimiz ve milletvekillerimiz, yani bürokratlarımız geldiği zaman tandır, bir tane değil 10 tane tandır yapayım ben. Evet. Ben bu yolculuk sırasında dedim ki milletvekillerini getirin siz buraya. Yani bu traktörün sırtında bir milletvekilleri çıksın bakalım. Köylümüz ne zorluklarla yaşıyorlar. Herhalde o zorlukları çektikten sonra onlara daha farklı gözle bakacaktır, yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü milletvekillerinin görevi hangi ilde seçilmişlerse o ile hizmet getirmektir. Eğer o ildeki koşulları, insanların hayatlarını değiştiremiyorlarsa o zaman o milletvekilleri görevini yerine getirmiyor anlamına gelir. Ki yıllardır biz böyle bir beklenti içinde, eğer ki köylümüzün, esnafımızın, işçimizin, Türk halkının sorunları çözülmüyor da düğüm atılıyorsa o zaman milletvekilleri görevlerini yerine getirmiyorlar anlamı taşıyor. Bu anlamda biz böyle yerlere gelsinler, gerçeklerle yüz yüze gelsinler, Aydın'dan dönüp gitmesinler Ankara'ya diyorum. Avrupa Birliği'ne girmek aslında Türk insanı için olağanüstü bir şey değil. Ülkede çağdaş sistemleri yaşama geçirin, ekonomik sorunları çözün, Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarın, işsizliği yok edin. Üniversite kapılarında gençleri süründürmeyin. İnsanları karayollarında ölüme mahkum etmeyin. Deniz, hava trafiğine ağırlık verin. Demir yolları ağını genişletip çağdaş hızlı tren yapın. Otobanlar yapın. Var olan doğal zenginliklerin yağmalanmasına, tahrip edilmesine engel olun. Koruyun, insanlara koruma bilincini aşılayın. Kaçakları, açıkları kapayın. Devlet, kent, bilgi sistemleri kurun. Eğitim sistemini düzeltin. Çocuklarımızı, gençlerimizi ABCD şıklarını ezberleten, kompozisyon dahi yazamayacak, kendi ana dilini düzgün konuşamadığı sistemsizlikten kurtarın. Nüfusa kayıtlı olmayan, sosyal güvencesi olmayan, hastane kapılarında süründürmeyen bir sağlık sistemi oluşturun. Dünya standartlarında tarım stratejileri belirleyerek Türk çiftçisini dünya çiftçileriyle yarıştırın. Bakın o zaman Türk halkı AB'ye nasıl bir güç gösterisi yapacak? Bakın o zaman AB mi bize kapı açacak, biz mi o kapıdan girmeye ihtiyacımız yok, biz kendi mucizemizi kendimiz yaratırız mı diyeceğiz. Çözüm bizlerde, biz toplumu oluşturan ve sorumluluğu hep başkalarına yıkan, bir ben ne yapabilirim diyerek yazgısını, yaşamını başkalarının inisiyatifine bırakan bizlerde. Önce öğren, araştır, cep telefonları bilgisayarlarla chat yapacağına yararlı amaç için kullan. Yakınma, yakındığın sorunları araştır, senin gibi yakınanlarla ortak çözümler üret, emek ver, düşün, haklarını bil, ara, mücadele et ve yılma. Yaşam pembe bulutların üzerinde uçmak değil, yaşam emek vermek, sevmek ve paylaşmakla anlamlı olur. Vermeden alamazsın. İnsan olmaya çalış, çevrende insan sayısını artır. Dünyaya insan olarak gelinir, ancak insan olarak ölmek emek ister, sevgi ister, paylaşım ister. Topçam köy halkı 740 dönüm engebeli arazide 23 bin adet fidan dikip ekolojik tarım yapmak istiyoruz derken destek almışlar. Almışlar almasına da asıl mucizeyi elbette kendileri yaratmışlar. Topçam köy muhtarı bembeyaz çiçek açan kiraz, vişne ve kayısı fidanlarını göstermek için de ayrı bir hazırlık yapmış köy halkı ile birlikte. Bizlere keşkek, oğlak güveci ikram edebilmek için Topçam köylüleri sabahın ikisinde çıkmışlar Tekir Yaylası'na. Civar köylerin muhtarları, ilçe tarım müdürü, tarım teknikeri ve ITV ekibi yaylada yaratılan mucizeye tanık olmak üzere davet edildik. Tabi sadece tarım mucizelerine değil, aşılamaz yolları aşan Turkish arabaların, traktörlerin, ateş böceklerinin mucizelerine tanık olduk. 1600 rakımlı Tekir Yaylası'ndayız. Burada çeşitli köylerimizin muhtarları ve tabii bu alanda yapılan çalışmalarda görev almış yetkili kişiler de var. Önce onları tanıyarak başlıyoruz. Siz tanıyalım. Çine Tarım İlçe Müdürüyüm. 1989'dan beri bu görevi yürütmekteyim. Bu bölge hayvancılık, tarımla geçimini sağlamakta.
Tabii bu yüksek rakamda Tekir Yaylası'nda Sayın Kaymakam Bey ile beraber bir gezi düzenlemiştik. Bu gezi esnasında Sayın Kaymakamımız Hasan Tütün Bey buraya keşfetti ve biz daha teknik olarak bir çalışma istedi. Nedir çalışma? Bu bölgede organik tarım dediğimiz vişne yetiştirme, kayısı ve kiraz üzerine çalışma yapmak istedi. Biz de bunun üzerine bu bölgede meteorolojik olarak toprak tahlili alınarak bu bölgede bir araştırma yapıldı. Böyle bir çalışmanın başarılı olacağına inandık. Sağ olsun köylülerimize bu olay sahip çıktı. Böylelikle bu işi vişne projesinin burada başlamış bulunmaktayız. Ki bu toprakların verimli olduğu ve buna elverişli olduğunu tahlillerle önceden tespit ettik dediniz. Şu anda gördüğümüz o ki gerçekten 1600 rakımda çok verimli toprakları görüyoruz. Bu Aydın'ın doğasından kaynaklanan bir özellik olsa gerek. Diğer köylerimizde de böyle bir projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii bu bir başlangıç. Topçam köyümüzde böyle bir olayı bizim başlamamız tamamıyla köylülerin de büyük desteği olmuştur. Şu gördüğünüz tüm ağacın dikiminden, çapasından, sürümünden köylü imece usulü dediğimiz sistemle yapılmaktadır. Zaten bu projenin katkısı özel sosyal yardımlaşma fonundan sağlanmaktadır. Yani bu aşamada bugüne kadar böyle bir çalışmanın başarılı olması hem köylülerimizi hem de bizi memnun etmiştir. Biz de bu konuda çevre köylerde de böyle bir çalışmaya da devam ettirmek istiyoruz yani. Ben İlçe Tarım'dan Tekniker Ramazan. Projeyi 2003 yılı Nisan'ın 10'unda ilk fidanla Tekir Tepesi tanıştı. Şu zamana kadar çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Eğer imkanlar yaratılırsa daha ileride dikilecek olan yerlerimiz var. Buraları da ağaçlandırmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla... Bu 23 bin ağaçtan kontrol ediyor musunuz? Hiç fire veren, tutmayanlar oldu mu? Tabii ki bu kadar fazla fidanda elbette tutmayanlar olacaktır. Bu doğanın zaten yapısında vardır. Ama bunları ileride devamlı takip etmekteyiz. Çine Özeller Müdürü Dursun Bozkuş, bu projemiz 2003 yılında başladı. Özeller olarak 2003 yılından bu yana 75 milyar civarında bir katkımız oldu. Tabii teknik konuları tarım içinden arkadaşlar anlattı. Geçen yılda başka köylerimize böğürtlen fidanı dağıtıldı. Tahminimce 6000 civarındaydı. Diğer köylerimize ceviz, isteyen köylerimize bu şekilde yardımlar yapıyoruz özel dar olarak. Ben Muğla'yı Kavaldar ilçesi Çamlıyurt köyü muhtarıyım, Ahmet Çetiner. Köyümüz Topçamlı, komşu köy, sınır köy. Ne kadar uzaklığınız, mesafe? Şimdi kuş bakışı dersek şöyle 10-12 kilometre. Fakat dolaşım olursa biraz fazla 17-18 kilometre. Yolla. Ve aynı zamanda arkadaşlarımın bu düzenlemesini çok memnuniyetle karşılıyorum. Başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür şeyler gerçekten köylerimizde çok önemli yani. Değil mi? Kaynaşma, dayanışma, birbiriyle iletişim kurma, değil mi? Ben aynı zamanda Muğla Orman Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kooperatifçi arkadaşım, hem muhtar arkadaşımız hem kooperatifçi. Kooperatifimizde de üye aynı zamanda. Onun için bize davet etti. Geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum muhtarıma. Gerçekten de bu yayla havasını, herkesi buraya çağırmasını bundan sonra dilek ediyorum. Yani burada geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Evet, biraz geleneksel hale gelmiş gibi. Muhtarımı bu konudan dolayı başarılar diliyorum. Misafirleriniz de gerçekten de yani amirlerimiz, müdürlerimiz de gerçekten bu konudan dolayı, yardımlarından dolayı da gerçekten de büyük bir başarıdır. Yani.